Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. Galatasaray Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup edip puanını 96'ya çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Sarı Kırmızılıların galibiyetini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray Sivasspor'u kendini fazla sıkmadan 6-1 yendi. Galatasaray takımı bu ligin çok üstünde bir kadroya sahip. Icardi, Ziye, Mertens biri dursa diğeri atıyor. Bugün hepsi birden attı. Icardi Türk futbolunun gördüğü en büyük santraforlardan biri. Galatasaray oyunun sonunda bile sürekli gol aradı. Icardi'nin attığı golü dünyada bir ya da iki tane daha oyuncu atar ifadelerini kullandı. Sarı Kırmızılılar 12 Mayıs Pazar günü saat 19'da Karagümrük'e konuk olacak. Peki sizce Galatasaray'ımız Karagümrük karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Lamine Kamara hamlesi. Galatasaray orta saha transferi için kesenin ağzını açacak. Takımdaki en büyük eksikliği orta saha ve sağ bek olarak gören Sarı Kırmızılılar bu iki bölge içinde en az 10'ar milyon euroluk bonservis harcamasını gözden çıkardı. Temmuz 2023'te Metz'e gelen ve yakaladığı çıkışla adından sıkça söz ettiren Lamine Kamara'yı gözüne kesiren Galatasaray, oyuncunun temsilcileriyle görüşmelere başladı. Senegalli Afrika Kupası'nı kazanan genç yetenek, ön libero, merkez orta saha ve 10 numarada oynayabiliyor. 2004 doğumlu Kamara, piyasa değerini 8 milyon euroya kadar çıkarttı. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen potansiyelli futbolcu için Aslan'ın 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Lamine Kamara'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Fulham Zaha için devrede. 2023 yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Wilfried Zaha, Fenerbahçe'nin uzun süreli ilgisine rağmen Galatasaray devreye girer girmez Sarı Kırmızılılara imza atmıştı ve transfer yarışından mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray olmuştu. Galatasaray formasıyla 39 karşılaşmada görev yapan tecrübeli oyuncu 10 gol atıp 5 asist yapsa da performansıyla büyük eleştiri topladı. Bildişini yıldız özellikle yaşadığı sakatlık problemleriyle beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'daki performansıyla eleştirilen Zaha için İngiltere'den flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında Fulham'ın deneyimli oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü. Haberde Premier Lig ekibinin Wilfried Zaha için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi. Zaha için 5 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkaran Fulham, yıldız oyuncuya da Galatasaray'da aldığı paranın aynısını teklif edecek. Kariyerinde daha önce Crystal Palace, Cardiff City ve Manchester United formalarını giyen başarılı oyuncu, ilk kez İngiltere dışına çıkarak Galatasaray'a imza atmıştı. Galatasaray'a gol makinesi Aaron Boupensa. Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok ismi listesinde bulunduran Cimbom, özellikle Carlos Vinicius'un sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle Aaron Boupensa'yı gündemine aldı. Hatayspor'daki performansı sonrası Katar ekiplerinden El Arabi'ye rekor transfer bedeliyle imza atan Boupensa, 2022'de ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ın yolunu tuttu. Bu sezonun başında da MLS takımlarından Cincinnati'ye 6,5 milyon euro karşılığında imza atan 28 yaşındaki gol makinesi, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atma başarısı göstermişti. MLS'e adapte olmakta zorlanan ve bu nedenle ligden ayrılarak Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Gabonlu yıldız için 3 milyon euroluk bonservis bedeli gözden çıkarıldı. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olan Boupensa'nın takımıyla 2025 yılının Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'dan Orkun Kökçü bombası. Galatasaray'ın Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü için devreye girdiği iddia edildi. Sarı Kırmızılıların milli futbolcu yeni sezonda bir yıllığına kiralamayı hedeflediği öğrenildi. 23 yaşındaki orta sahanın Portekiz ekibiyle ipleri koparmak üzere olduğu ve yeni takım arayışına başladığı haberleri basına yansımıştı. Bu durumu fırsat bilen Galatasaraylı idarecilerin kısa süre içinde Benfica'ya kiralama teklifi yapacağı belirtildi. Mini futbolcunun da Türkiye seçeneğine evet demesi bekleniyor.
Jim Bowen bu transferi gerçekleştirmesi durumunda çok önemli bir orta saha alternatifini takıma kazandırmış olacak. Galatasaray'ın Avrupa'da önemli bir piyasası bulunan milli yıldızı Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeyi planladığı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan milli oyuncunun kulübüyle olan kontratı ise 2028'de sona erecek. Orkun Kökçü sezon başında Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Galatasaray'dan Haziran bombası Rafa Silva. Sarı Kırmızılılar orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Jim Bowen, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Rafa Silva'yı gelecek sezon için gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Yıldız oyuncu geçen sezon 14 gol, 9 asistle 23 gole katkı vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Rafa Silva ile Galatasaray dışında Lazio ve Inter'de yakından ilgileniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda bitecek. Mertens'in de sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle ilgini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, Belçikalı numaranın boşluğunu Portekizli yıldızla doldurmayı planlıyor. Sağ ayağını etkili şekilde kullanabilen Silva, forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor. 2019 yılında 30 milyon euro ile en yüksek değerine ulaşan Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'dan Breivik hamlesi. Galatasaray, Molde'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emil Breivik'in peşinde. Sarı Kırmızılılar, Kavalçevi'yi kralan ve 3 ay sahalardan uzak kalan genç yeteneği detaylı sağlık kontrollerinin ardından kadrosuna katmayı planlıyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen ve her iki ayağını da etkili kullanan Breivik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik, oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzetiliyor. Molde ile Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşılması halinde Breivik ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.